Merhaba sevgili izleyenler, STV'den hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Arnavutköy'ün farklı bir mahallesinde canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy, Hadımköy, Kiptaş konutların bulunduğu bölgede bir canlı yayın yapacağız. Bugün canlı yayınımız burada olacak. Aslında dün akşam burada olaylar oldu. Site sakinleri yönetime isyan ettiler, eylem yaptılar. Şu an içeride çevik kuvvet de var. Bölgede de polis kontrolü aslında sağlanıyor. Neler oldu, neler bitti? Biz biraz sonra bunu burada vatandaşlara sormuş olacağız. Biraz bilgi vermiş olacağız. Kiptaş konutlarında neler oluyor? Arnavutköy, Hadımköy, Kiptaş birinci etap konutlarında dün akşam eylemler vardı. Eylemin sebebi site yöneticileri aidatları arttırmasından kaynaklanıyor. Burada 1600 tane daire bulunuyor. Kiptaş konutlarında 1600 tane daire bulunuyor. Her daireden 140 lira aidat alınıyor. Bu 140 lira aidatın dışında da bir seferliğine mahsus 600 TL para talep ediliyor. Ve bazı çalışanlar mevcut, şu an 34 tane çalışanı bulunuyor bu konutların. Bunların büyük bir kısmını işten çıkartmaya çalışıyor site yönetimi. Kendi taraftarları ya da akrabaları, çevresini işe koymak için böyle bir girişimleri olacak diye. Tabii burada çalışan güvenlikçiler, işte temizlik işçileri ve diğer çalışanlar tepki gösterdiler. Site sakinleri de buna çok ciddi anlamda tepki gösterdi. Ve yapılan aidat zammını da büyük bir öfkeyle karşıladılar, tepki gösterdiler. Dün akşam buraya tomalar geldi, çevik kuvvet vardı, polis güvenlik önlemleri aldı. 1600 dairede oturan site sakinleri hepsi adeta burada bir eylem gerçekleştirdi. Hala da içeride çevik kuvvet bulunuyor, güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. Bu ayın 26'sında da sitede tekrar bir yönetim değişikliği için bir kongre olacak. Bununla ilgili gerçi burada bulunan vatandaşlarla biz de içeriye girmedik. Çünkü izin almamız gerekiyor normal şartlarda. Biz de burada hemen Kiptaş'ın tam önünde bulunan çocuk parkında canlı yayınımızı gerçekleştirip burada bulunan bazı site sakinlerine mikrofonumuzu uzatacağız. Onlara soru soracağız. Neler oldu, neler oluyor Arnavutköy Kiptaş konutlarında? 1600 tane daire bulunuyor. Daireler 75 metreden oluşuyor. Şimdi burada 140 TL aidat veriliyor. Hemen ileride TOKİ konutları var. TOKİ konutlarının daireleri 130 metre. Geniş ve büyük. Onların aidatları 130 lira. Yani daha düşük ve daha geniş daireler olmasına rağmen fiyat konusunda ciddi bir sıkıntı var. Ekstradan da istenen bir 600 TL para var. 1600 daire ile hesapladığınız zaman ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Site sakinleri de buna büyük tepki gösterdi. Siz bu paraları ne yapıyorsunuz? Bizim herhangi bir sosyal aktivitemiz yok. İşte yüzme havuzumuz ya da spor alanlarımız, etkinlik yapacağımız alanlarımız olmamasına rağmen İstanbul'un en alt Kiptaş konutlarının bulunan yeri burası. İstanbul'da ilk yapılan konutlardan bir tanesi de burası. Kiptaş konutları, Kiptaş 1. etap Hadımköy. Biz şu an buradayız. Sokak burada oturan bazı vatandaşlar var, site sakinleri var. Sevgili Ali Rıza, şu mikrofonu ben bir alayım. Burada abilerimize de bir mikrofonu uzatalım. Bakalım neler olmuş burada, ne yapılıyor. Mikrofonumuz açık. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kiptaş'ta mı oturuyorsunuz? Kiptaş 1. etapta oturuyorum Hadımköy. Şöyle ayağa kalkarsanız hem rahat rahat konuşmuş olacağız. Dün akşam burada ne oldu? Dün akşam burada aidatlara kuralsız zam. Yani ara 140 lira, buranın halkı zaten alt tabaka çalışan halk, 140 lira aidat veriyor, artı burada ayrı yerden zam yapmaya çalıştılar arada. Millet de buna isyan etti. Burada işte polisler geldi, çelik kuvvet geldi, bir sürü tın tın dağına çıktı ve kabul etmemek için halk sokağa döküldü. Hı hı. Peki bir de 600 TL bir para istedim. Ekten alt zaten 700 müydü? Ekten. Biz yanlış biliyormuşuz. Ekten vurgun yapmak için 700 TL'de para istediler bizden. Biz de halk olarak, bina sahipleri, mülk sahipleri olarak buna karşı çıktık. Tepki gösterdiniz. Peki tepki gösterdiniz. Mevcut yönetim devam ediyor. İstifa etmediler. Şu anda mevcut yönetim, biz istifaya davet ettik. Dün akşamki yoğunluk bayağı fazlaydı.
Ama onlar istifa etmediler ama imza toplandı. İstifaya zorladık. İnşallah olacak. Ayın 26'sında tekrar. Evet. Şimdi bakalım abiyle bir konuşalım biraz. Sonra sizinle de konuşacağız. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ali Kalaoğlu. Ali Bey, ne oldu burada? Burada benim gördüğüm kadarıyla çok yanlış kararlar alınıyor. Site sakinlerine, yöneticilerinden bilgi almadan kendi kafasına göre insanlara, vatandaşlara duyarlı değiller. Gerçekten öyle bir duyarlı burada göremedim. Başakşehir'de oturuyordum. O kadar mutazim, o kadar güzel bir sitede oturuyordum ki ben burada derdimi anlatamıyorum site yönetimine. Gidiyorum, diyorum ki arkadaşım ben ödeme yaptım. Yönetimle görüşmek istiyorum. Aidatı neden yükselttiniz? 15'ten 30'dan çıkardınız 45'e. Biz böyle karar aldık böyle. Sen benim kararımı aldın mı? Benden imza aldın mı? Hani böyle bir vatandaşlığım yaptığıma dair bildirim yok. Bildirim yok. Burada haksız bir kazanç yapıyor yönetim. Çok aptalca, çok gerekçice. Bak burada biz kendi derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bize sus diyor. Böyle bir hakkı var mı senin? Ben gidiyorum Başakşehir'de yönetimime. Yönetim bana ne diyor? Bir şikayetiniz var mı? Ama burada ben bu yanıtı alamadım. Tepkiyi ters aldım. Peki site yöneticileri burada mı oturuyor, başka bir yerde mi oturuyor? Onu da merak ediyorum. Onlar edersin. Burada oturuyor. Bir tanesi burada oturuyor. Bir tanesi burada oturuyor. Evet. Biz bunları karşımıza aldığı zaman bize yani tepki, mafya tepkisi. Tepki. Hayır, mafya tepkisi. Yani bunun altında bir şey yatıyor. Bunun arkasında birileri var düşüncesiyle. Kardeşim sen benim derdimi dinlemedikten sonra sen burada ne site yönetimi görevi yapıyorsun? Ne hakkın var? Ben duyarlı bir insansam, vatandaşlığımı yapıyorsam sen de site görevlileri olarak, yönetim olarak bana yardımcı olacaksın. Benim orada bir ağacım kurudu. Geldi kesti. Ben o ağaca para veriyorum. Doğru. Büyümesi için. Sen kurutamazsın, hakkın yok. Benden parasını alıyorsun, sen kurutup da onu kesip götüremezsin. Bunları söylediğim halde vatandaşın burada duyarlarına kalmadan geldik buraya toplandık. Bir ağaç kesimi çok katliamcıdır. Yani bu yönetim katliamcı, ağaç katliamcı olduğunu da öğrendim. Artı duyarlı olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Benim elimde gerçi dün sosyal medya aracılığıyla bize gönderen bazı site sakinleri aidatların şeylerini, şablonu göndermişler. Ben hemen sizinle paylaşmış olayım. İzleyicilerimiz de en azından bilmiş olsunlar. A blokta 75 metre olan dairelere paylı giderler 45 lira civarında, eş paylı giderler 94.80 olarak gidiyor. Toplam aidat 139, yani 140 lira olarak görünüyor. %28 zam yapılmış. Bir de B blok var. B blokta da %29 zam yapılmış görünüyor. O da 153 liraya çıkartılmış aidatlar. 140 liraydı öbür taraf. A blok 140 lira, B blok 153 lira olarak görünüyor. Böyle bir aidat var. Yani bu A blok, B blok özelliği ne? Merak ettiğim için soruyorum. Özellik yok güzel kardeşim. İsterseniz ben davet edeyim, evime gelin. Aynı daireler. Doğru mu kardeşim? Bir özellik kişisi yok burada. Özel dediğin nedir biliyor musun? Bir parkı güzel olur. Havuzu olur. Özelliği bu taşır. Şuraya bakalım. Buraya bakalım. Farkı anlarsınız. Evet. Burada o fark yok. Burada bir rant peşindeler. Rant. Açık açık ortada. Site yönetimi bir rant peşinde, artı mafya rollerinden oynuyor insanlara kadar. Akşamleyin vatandaş toplanıyor burada. Vatandaşıma koruma dışarıdan getirtiyor. Biz bodyguard, yönetimin toplantı... Bodyguard getirmiş. Evet, özel bodyguardlar getirmiş. Benim vatandaş olarak ben orada hakkımı yönetime anlatamıyorsam, yönetim beni dinlemiyorsa bu yönetim değildir güzel kardeşim. Benim haklarımı kapsetmişsin. Evet. Yazık. Günah. Peki soru nasıl çözülecek bununla ilgili? Bunu Emniyet Müdürlüğü geldi. Evet. Emniyet Müdürlüğü geldi bunu. Zaten biz olayı başını anlattık kendilerine. El koydu şu anda. Emniyet Müdürlüğü el koydu. İlçe Emniyet Müdürlüğü. Evet. El koydu. Bu hafta 26'sında büyük bir toplantı var. Yani büyük de bir katliam olabilir. Allah korusun. Olması gerekiyor çünkü böyle bir yönetimin terbiyesizliği kabul edilmiyor. Gerçekten kabul edilmiyor. Biz üzüntü içinde. Ben aidatımı veriyor musun bu sitede rahat oturamıyorsam
Bu yönetimin bir terbiyesizliği güzel. Yönetimin gitmesinin taraftarısınız. Tabii, zaten insanlar bak buradan Emek Müdürlüğü geldiği zaman yönetimi istifaya davet ediyorsun. Yönetim sen istifa et. Adam çıkmış taktaya diyor ki ben istifa etmiyorum. Ya nasıl istifa etmiyorsun kardeşim? Site seni buraya davet etmişiz. Çık istifanı ver git. Biz rahat olalım. Bir yönetim gelsin. Yani huzurlu bir şeyleri kavuşalım. Ama buradaki beyefendiler ve hanımefendiler onlar da burada mı oturuyor acaba? Merak ettiğim için soruyorum. Bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlarım çoğu burada oturuyor. Bir bak, bakalım. Dur geliyor şöyle. Bak arkadaş geliyor. Hemen hem konuşmuş olalım. Biraz konuşmuş bakar olalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Merhaba. Güzel abi. Siz burada mı oturuyorsunuz? Kiptaş'ta mı oturuyorsunuz? Bilginiz gel, yok. Gel seni evet. Bir... Evet. Bak şimdi merhaba. Burada ben şimdi... sizin sayenizde bir şey daha öğrendim. Buyurun. Bu 140-150 dediğin şeyi de öğrendim. Evet şöyle bir hem... Buyurun. Şimdi dün akşam burada ne oldu soruyoruz. Ne oldu, ne bitti, Kiptaş yani konutlarında biraz eylem gibi bir şeyler oldu. Burada eylem oldu. Olmasının sebebi de şu, 75 metrekare bir alanda oturuyorsun. 1594 dairemiz var. 140 lira ayda ödüyoruz. Ve artı ek ödenek istiyorlar. Ne kadar ek ödenek isteniyor? Yaklaşık olarak... 170 bin lira asansörlerin bakımı 170 bin TL asansörlerin bakımı bir de sendikaya üye olan 13 tane personelimiz var. Bunların işlerin komple çıkarılması için 750 bin TL. Ortalama 900 bin TL. Bunu da daire başına böldüğümüz zaman yaklaşık olarak 500-600 TL gibi bir daire başı ek talebi, ücret talep ediyorlar. Daire başına 600 TL daha. Evet evet. 600 TL ek 600 TL talep ediyor. Peki ediliyor. Bu işten çıkartılmaların yani işte çıkartmak istiyorlar da evet. Niye çıkartıyorlar? İşten çıkartmak ama çözüm değil bence. Çözümü? Çözümü insanların hakları verilseydi insanlar sendikaya gidip üye olmazdı. Normal çalışırlardı. Tabii. İnsanların artık... hakları ödenmediğinden dolayı insanlar bir de işten iki tane tutanakla işten çıkarılıyor. Yani çok basit. Basit yollarla işten çıkarıldığından dolayı yes. Sendikaya gitmek zorunda kaldılar. Yoksa bu insanlar bizim 10 senede hizmet eden insanlar bunları çıkarmak bence doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Günah yazık. Yani kimsenin ekmeğiyle uğraşmak doğru bir şey değil. Az önce beyefendiye de sordum. A ve B blok var. Evet. A blokta 140 TL aidat var. B'de 150 TL. 153 TL görünüyor. Evet, evet. Özelliği ne? Metrekareleri farklı. Ne kadar? Biri bizimkiler oturduğumuz 75 metrekare. Bir tane zaten B bloğumuz var. O da gördüğünüz gibi karşıdaki bloğumuz. İSKİ'ye ait o da. İSKİ'nin kendi bloğu. Onu da tahminime göre 85 mi 95 metrekare mi ne öyle bir rakam. Yani metrekaresi farkı var. Metrekare fiyat veriliyor. Evet aidat. Metrekare aidat farkı var. Anladım. %28 zam yapılmış. Evet. Zaten 129. Bu yıl başında 109 TL'den 140 TL'ye çıkarılırken %30 gibi zam yapıldı. Ben buna yılda bir sefer mi zam yapılıyor? Yılda bir sefer zam yapılıyor. %30 zam yapıldı. %30 zaten burada çalışan insanlar, 75 metrekare oturan insanların askeri çoğu mi? Askeri ücretle geçinen insanlar. Yıl 140 TL'yi 12 aya çarptığınız zaman 1680 TL yapıyor. Devlet %6 yapıyor. Bu kafasına göre işine geldiği zaman. 1680 TL yapıyor. Yani bir askeri ücretle çalışan bir aylığını sadece aidat olarak öderse nasıl geçinecek bu insanlar? Evet. Hani yanlış bir sistem var. Siz burada. 26'sında buraya gelin. Geleceğiz 26'sında. Biz sizin kanalınızı aramak istedik de bizde numarası yoktu. Gerçekten arayacaktık. Eyvallah, gelin diye. Teşekkür ediyoruz. Sevdiğimiz bir kanal diye. Eyvallah. Dedik burada olmanızı da isteriz. Siz zaten siz her zaman yanımızdasınız da. Teşekkür ediyorum. Ama gerçekten 26'sında gelin. Bu olayı burada gözünü ispatlayacağız biz size. Yani gerçekleri konuşacağız. Götüremiyor. Yani şu bugünkü ekonomik krizde insanlar evlerine ekmek götüremeyecek yani. Durumdalar. Yani çok bu durumda olan insanlara bu kadar... Ablacığım seni de alayım yanımıza. Hem birkaç cümleni alalım. Bir saniye özür dilerim. Bir yere ayrılma. Eşim zaten. Hı. Ne sunuyorlar bize onu göstersinler. Hizmet bir spor salonumuz yok. Bir çardağımız vardı kaldırdılar. Ben kanser hastasıyım. Geçmiş olsun. 10 kere rica ettim yani aşağı inip de 5 dakika oturayım yani. Çünkü çok uzun yürüyemiyorum ayağıma da vurdu. Tamam efendim işte belediye vermiyor efendim. Topladığınız bu kadar parayı ne yapıyorsunuz? Yani... Bir zamda hemen bir 109'dan 140'a çıkar mı? Burası başında ne kadar zam yapıldı? İşte %30 yapıldı işte. 109 lira ödüyorduk. 140'a çıktı. Şimdi bir daha zam yapılıyor. Şimdi ek bütçe yetmiyormuş efendim. Hani 140 lira daire başı yetmiyor bunlara. İşin ilginç tabii yemeğe yetmiyor yani. Hobi bahçeleri, gezmeler. Ya
İçmeler. Yani özel işler. Özel işler. İşin tarafı şu. Yani biz burada aldığımız hizmet bir güvenlik hizmet alıyoruz, bir temizlik hizmet alıyoruz. Çok başka bir şey. Cüzi bir de park bahçemiz var. Cüzi bir bahçemiz var yani. Büyük bir parkımız bahçemiz yoktur. Evet. Hani bu kadarcık bir alana 1640 kişinin yani ödemesi gereken rakam bence çok yüksek. Ha, Türkiye'nin ekonomik şartları belli. Evet. Şu anda bir kriz var. Bu krizde bunların ödeme ihtimalleri yok. Çoğu insan zaten ödeyemediğinden dolayı mahkemelik, avukatlık, icralık olanlar var içinde. Ödeyemiyor insanlar. Ne yapalım yani? Bunun çözümü olması gerekiyor. Evet. Yani güvenlik de bize hizmet etmiyor. Yönetime hizmet ediyor. Bu da size hizmet etmiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Biz buradaki sakinler, site sakinleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Nerede? Efendim? Evet. Bir sizinle de konuşalım. Evet. Merhabalar. Merhaba. Siz Kiptaş birinci etapta oturuyorsunuz değil mi? Bir şey daha var. Onu da anlatmak istiyorum. Buyurun. O benim içimde kaldı. Normalde bu geçmiş dönemlerde bina temsilcileri aidat ödemiyormuş. Biz dedik ki bunlar daha yüksek bir aidat çıkardılar bize bugünkü yönetim. Biz dedik ki biz de bina temsilci olarak 35 kişi her ay 140 liramızı biz de ödeyelim. Aidatı daha da aşağı çekelim. Çünkü insanların alım güçleri yoktur. Ödeme imkanları yoktur. Ama nitekim yani bunu da beceremedik. Şu anda aidat ödüyoruz. Bina temsilci olarak ödüyoruz. Bundan şikayetçi de değilim. İnsanlara yardımcı olmak için ödemek zorundayım. Ama ödediğim halde de hizmeti alamadığımızdan sıkıntı. Peki. Ve dün ayrı bir olay var. Asansörün tamiri için. Asansörle tamir düne biz onay, ek bütçeye onay vermediğimiz takdirde avukat var bir tane. Normalde sitenin avukatı ama maalesef yönetimin avukatlığını yapıyor. Sitenin avukatlığını yapmıyor. Avukat hanım bir tutanak tutuyor. Yazdığı tutanak şu aynen. Efendim ek bütçe karşılanmadığından dolayı asansörlerin kapatılmasına karar verildi. Ya biz asansörlerin kapatılmasını onaylamadık. Biz sadece ek bütçeye onay vermedik. Avukat bize ek bütçe ödemediğinden dolayı asansörler kapatılacak. Böyle bir onay olmadı yani böyle bir tutanak tuttuğu zaman insanlar ister istemez akşamki olaylar yaşandı istemeyerek. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Siz tanıyalım. Ben ismim Gül Bey. Ben de site sakinlerinden birisiyim. Aynı zamanda Büyükşehir'de çalışan bir personelim. Hı hı. Tabii işte sitenin hali hazırda arkadaşlar zaten gerekeni konuştu. Pek bize bu konuşmada şey düşmüyor ama tabii burada ben de hemen hemen çok eski oturanlardan birisiyim yani. Evet. Yani şimdiye kadar bu site belli bir aidatla yönetiliyordu. Tabii son gelen yönetim arkadaşlar hadi aidat yönetime geldi. Ne zamandan beri yönetimdeler? 1,5 sene falan oldu bildiğim kadarıyla. Tabii yöneten arkadaşlar da tanıyorum aslında ama yani şimdi burada şu da var. Yani yönetemiyorlar açıkçası. Neden yönetemiyorlar? Çünkü hani değişiklik yaptılar burada. Yapılan değişiklikler yani belki insana bize de zarar oldu. Zararı şu oldu. Bugün tamam 140 lirayı buradaki insanlar zaten kabullendi. Şöyle kabullendi. Hani 140 lira verelim ama sonradan bunlar bir ek bütçe çıkardılar. Ek bütçeyi yani ama belki blok temsilcisinin haberi var ama belki orada daire sakininin haberi yok bunu yaptıklarından. Zaten dün bu patlağı verdi yani. O yüzden dolayı dün burada bayağı bir... İnsanlar sadece o 600 TL'nin zam olarak getirmesine büyük isyan. Tabii tabii şimdi şöyle zaten buradaki arkadaşlar, yönetimdeki arkadaşlar da yani hani şu var. Yani belki kendi menfaatleri için, çıkarları için her şeyi yapabilen insanlar. Onda ben eminim yani şöyle eminim. Buraya bir koruma ekibi, koruma müdürü yani daha doğrusu dışarıdan bodyguardlar falan bunlar bu sitenin sakinleri değil dışarıdan gelen insanlardı. Yani doğru mu? Doğru değil yani kanunen de yani böyle bir şey. Doğru. Yani burada seçim olduğu zaman da burada 60 tane buraya bodyguard getirdiler her sandığın başına. Yani bunların parası benim cebimden çıkıyor onların cebinden çıkmıyor. İkinci bir mesela buraya müdür getirdiler. Müdür dediğimiz insan yani yanlış anlama tartışmamız oldu mu oldu. Çünkü niye insanlara hakir gören kendini büyük gören bir insandı. En sonunda gitti Karaburun'da bir imam arkadaşının evine girdi. Hane tecavüzünden şu anda kaç aydan beri cezaevinde yatıyor. Yani bu bilinç yani bu bunların tanıdığı bir arkadaşı. İyi mi iyi değil işte. Bunlar ne yapıyor buradaki insanlara bir huzursuzluk. O yüzden dolayı yani hani yönetimin biz de söylüyoruz yani bir kamu çalışanlara söylüyorum. Gerçekten yani samimi bir çalışmaları yok. Ve çalışanlar da yazık günah. Burada bizim paramızla evet. Burada bizim paramızla ne yapıyorlar? Yani orada çalışan insanların üçü de başkan yardımcıları dahi. Çünkü bunlar dışarıda çalışıyor. Akşam belki 10 dakika geliyor. Belki hesap kitap işlerine bakıp evine gidiyor. Aldığı maaş yazık günah değil mi? Bu benim param sonuçta. Buradaki insanın oturanın parası. Kat malikinin parası. Vicdanen
Allah zaten bunu kabul etmiyor. Yani kul hakkıyla gelme benim karşıma kardeşim. Sen bunun hesabını, sen bunun akşam oturduğun yerde yemeğini yerken helal mı haram mı diye düşünebiliyor musun? Düşünmüyor. O yüzden dolayı yazık günah diyorum. Ben de hani arkadaşlar gerçekten dün haklıydı. Tabii 26'sında bir karar alınmış. Artık blok temsilcileri herhalde bu karara onlar da yani. Kongreye gideceksin. İnşallah hayırlısı. Hayırlısı olsun evet. İnşallah. Bir de arkadaşımızla konuşacağız. Merhaba. Merhabalar, sizi tanıyalım. İsmim Ekrem Keser. Ben burada görevliyim. 2,5-3 senedir burada çalışıyorum. Temizlik personeli, kapıcıyım yani. Hı hı. Bu biraz uzun zamandır bize sürekli mobbing uygulanılıyor, baskı uygulanıyor. Çalışımız içerinden çıkarmakla ilgili tehdit ediliyor. Hı hı. Bununla alakalı biz de mecbur kendimize bir çare. Hayatımda ilk defa gittim sendikaya üye oldum. Sendikaya üye oldum diye. Sendikayı disk sendika diye bilmem ne fazla. Bizim ne teröristliğimizi koydular ne bayrağı indireceğimizi koydular. Bizi öyle bir duruma soktular ki buradaki site sakinlerine bizi kötü tanıttılar. Bunlar dediler ki bu bizi çıkaracaklar yerimize temizlik personeli alacaklarmış. Hani firma ile anlaşacaklar. Bizi buradan evimizden gönderecekler. Evimizi de tadilata verip oradan da kira gelir elde edecekler. Benim burada çoluğumun çocuğumun kaydı burada okula. Ben buradan çıkar çıkmaz nereye gideceğim? Bunlar bizi düşünmüyor. Temizlik firmasını buraya getirdikten sonra bizi buradan def etmenin peşindelerdi. Buradaki site sakinlerine asansörler bozuk diye yüksek bir miktar para gösteriyorlar. Ondan sonra onun içerisinden çıkan emekli olan arkadaşların da parasını çıkartıyorlar. Sendikalı olan arkadaşları da işten çıkartmak suretiyle onların da tazminatını bu para içerisinden çıkaracaklar. Site sakinlerinin hiçbirinin haberi yok. Ben bir çalışan personel olarak çoğuna söylüyorum yan yana geldiğimizde hiç bilgimiz yok diyorlar. Sizi ne zaman? Çıkarttılar mı işte şu an? Bizi çıkartmak için dün bir toplantı oldu, ikinci toplantı. Eğer site temsilcileri, bina temsilcileri onay verseydi bugün biz burada çantamızı toplayıp gidiyor olacaktık. Bizim tazminatımızı verip komple göndereceklerdi. Bir de tazminatlarınızın ödenmesi için 600 TL ek ödenek talep edilmiş dairelerde. Zaten bu tarz böyle bir çalışma da olmuş. Zaten şöyle bir şey diyor ki bunlar... Boğaziçi AŞ'nin çalışan personelin tazminatını giderken buraya bıraktı Boğaziçi. Dedi ki ha biz dedi 8 ile 10 yıl arasında hizmet veriyoruz. Evet. Ondan sonra dedi bütün haklarınızı çalışan personelin hakkını sizin hesabınıza yatırdık dedi. Ama evet. Gel görelim ki şu gider bu gider diye bütün parayı yemiş bunlar. Şimdilik de emekli olan arkadaş var. 3600'den SSK'dan dolayı işi bırakıp giden arkadaşımız var. Bunların parasını yatıramıyorlar. Yatıramadıkları için bu site sakinlerinden toplu bir miktar para aldık mı, bir kere de bunları gönderdik mi olayı örtbas etmenin peşine düştüler bu sefer. Hı hı. Ben şundan yanayım. Ben burada çoluğumdan çocuğumdan kimsenin fazla parasında gözüm yok. Bu sendikaya girme sebebimiz, amacımız da yerimizde kalmak için. 3 kuruş fazla almak için değil. Yani başka hiçbir şey istemedik. Sadece dedik burada yerimizde çalışalım. 2 bina temizliyorduk, 3 binaya çıkardılar. Birisi izine gittiği zaman onun yerine de bakıyoruz. 4 bina. Her gelene diyor ki, temizlikçiden memnun değilseniz savunmasını yazın hemen imzalayalım. Savunmasını yazın imzalayalım. Ya biz bu kadar ayaklar altına alınacak insan değiliz yani. Çoluğumuz çocuğumuzun rızkı için geldik buraya. Ya bundan önce ben farklı iş yapıyordum ama geldim ben buraya. Rızkım buradaymış. Ama bu yönetimden Allah razı olmasın. Biz razı değiliz, Allah da razı olmasın. Düşün yani çalışan bir personeli bu evet. Şikayeti veriyorsa biz ne diyelim artık? Evet. Gerçekten. Yani siz de burada mı oturuyorsunuz? Evet abi. Siz alalım bu tarafa. Ali Rıza şunu sevgili Rıza bunları bir şey sadece bana şey ver bırak. Evet. Ben bu arada şu şeyi bağlayayım yanıma da. Şimdi elimde duruyor ya abi. Tutamıyorum özür diliyorum. Bak, polisler de geldi sizi de gelsin. Sıkıntı yok biz yok, yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Evet ya. Siz tanıyalım. Ben Erkan abi. 8 senedir bu sitede oturuyorum. Hı hı. 8 sene boyunca böyle bir site yönetimi daha görmedim. Hı hı. Yani site yönetimi deme 1000 şahit lazım. Ben sabahları kalktığım zaman evinin kapının önünde daha çöpler duruyor. İşe giderken ben çöpleri kendim çöpe atıyorum. Yani burada hizmet sıfır. Muhataba gidiyorsun, karşında muhatap kimseyi bulamıyorsun. Bir şey demeye çalışıyorsun, seni dinlemiyorlar. Hala almıyorlar. Yani böyle bir yönetim gerçekten 8 senedir ben ilk defa görüyorum. Bunlar sadece gelip parayı toplayıp gidip onun peşinde başka bir şey yok yani. Yani parayı topluyorlar ama hizmet yok diyor. Hizmet yok abi, ne hizmet ya? Sitenin içinde bir sürü köpek, geçen sene çocuğu yere attılar, köpekler ısırdı. Hı hı. Şikayette bulundu. Ama hiçbir gelişme yok. İlgilenen olmadı. İlgilen olmadı. İlgi yok. İlgi yok. Yani
yani beni sıkıntılardan üzüntüye sebep ediyorlar. Ben gerçekten çöpleri kendim atıyorum. Biz siteye götürelim sizi görün. Hayvandan geçilmiyor. Köpekten köpekten geçilmiyor. Ya çocuğu ısırdı. Bir evet. Site yönetimi gidip de hastaneden çocuğuna geçmiş olsun dememiştir yani. Evet. Bu üzüntü. Evet. Bu duyarsızlığı. Neden yönetim bunu yapıyor ben anlamıyorum. Madem ben bir vatandaşım, hakkımı kullanıyorsam gelsin benim bu arkadaşımın derdini anlasın bakalım. Evet. Gidiyoruz, dertleşiyoruz. Site yönetimi yok. Nerede? İçki içiyor. Bilmem nerelerde hesap geçiriyor. Öğrendim akşamleyin. Jeneratörlere şey lazımmış. Mazot lazımmış. Çocuğu anlatıyor. Diyor ki mazotu 2 milyar alıyorsunuz. Benim hakkımı da veriyorsunuz 2 milyar olarak. Bana ek bütçe yani. 20 milyar alıyorum mazotu. 2 milyar da benim payımı koyuyorsun. Şöyle bakar mısın yönetim? Komisyonculuk. Komisyonculuk. Ya bu nasıl bir yönetim? Bunun daha burada durmaya hakkı yok. Bunun burada istifaya davet ediyoruz. Çağırıyoruz. Gelsin ayın 26'sında bunun burada gitmesi gerekiyor. Gitmezse büyük sonuçlar verecek burada. Ama sıkıntı vermesin. Bir yere ayrılmayın. Burada diğer vatandaşlar galiba bunlar da burada oturuyorlar. Onlara da bir evet, mikrofonu uzatalım. Onları da hani konuşturalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sanırım sizler de burada Kiptaş konutlarında oturuyorsunuz. Evet. Dün olaylar oldu. Neler oldu? Akşam ben buraya geçerken sesler duydum. Ben de vardım. Öyle aylat 200 lira falan çıkarmışlar diye konuştu biri. 140 lira. 140 liraydı 200 lira çıkarmışlar falan dedi. Daha fazla bilgi yoktu. Seni yanlış bilgilendirmişti. Biri söyledi bana. Biri söyledi. Güzel. Evet. Ben bu arkadaşlar da Sizi tanıyalım. Ben Davut Bayram. Sitede sakinlerindenim. Bu ek bütçe isteme olayı vardı dün akşam. Ne kadar? 1000 lira, 1200 lira diye duydum ben. Buna karşılık... Sizin de yanlış bilginiz var, onu da söyleyeyim. Evet, 600 TL istenmiş. 600 TL'yi bilmiyoruz, 1000 lira vardı dün akşam ortada. Yanlış bilgi mi var? Evet, evet, yanlış bilgi var demek ki. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, Arnavutköy, Hadımköy, Kiptaş konutlarında dün akşam saat 3'e kadar burada eylemler vardı. Vatandaşlar sokağa indi, polis geldi, çevik kuvvet geldi. Olaya müdahale ettiler. Site sakinleri, site yönetimine tepki göstermelerinin sebebi de aidatların artırılması. Aidatlar 140 liraya çıkartıldı. Yılbaşında %30 zam yapılmış. İlk 6 ay daha geçer geçmez %28 ve %29 yani %30 oranında tekrar bir zam daha yapılmış. Aslında olayı bilenler var, bilmeyenler var, yeni duyanlar var. Onu da hani gerçi bazıları kulaktan dolma bilgileri de var ama 600 TL daire başına ödeme yapılması için ek ödenek ayrılması yönünde böyle bir talepleri olmuş site yönetiminin. Bunu duyan blok yöneticileri, blok sorumluları buna tepki göstermişler. Dairelere bunu bildirdikleri zaman sıkıntı yaşayacaklarını dile getirmişler. Tabii orada vatandaşlar sokağa indiler. Dün burada gece saat 3'e kadar eylem vardı. Şimdi burada bulunan site sakinlerine de mikrofonu uzatmak isteriz. Merhabalar. Merhaba, bana uzatmayı mümkünse. Evet, tamam o zaman. Sizlere uzatın. Biz zaten kiracıyız. Söyleme hakkımız. Siz kiracısınız, konuşamayacağız diyorsunuz. Ne dememizi bekliyorsunuz? Hayır, size 600 TL ödenmesi konusunda böyle bir talep geldi mi? Hayır. Gelmedi diyorsunuz. Evet. Size de mi? Geldim çünkü ya. Kiracı olduğumuz için bizim bir şeyden haberimiz olmuyor. Bu ev sahipleri için geçerli bu 600 lira para. Anladım. Daire sahipleri. Evet. Anladım. Peki. Çok teşekkür sadece ederim. Sadece aidatlarımız tabii çok yüksek. 140 lira veriyoruz. Acaba nasıl? Asansörlerimiz bozuk. Asansörleriniz bozuk. Evet. Aidatlar 140 lira. Evet. İşte öyle. Artık. Bunu konuşacaktık zaten biz de. Teşekkür evet. ederim. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, Arnavutköy, Hadımköy, Kiptaş konutlarında site sakinleri. Şimdi biz böyle sürpriz yapınca geldik. Burada konuşuyoruz vatandaşlarla. Hemen Kiptaş konutlarının tam karşısındaki blok parkta canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu canlı yayınımızı yaparken de tabii bazı site sakinlerine denk geliyoruz. Bilgisi olanlar var, bilgisi olmayanlar var. Onları konuşturmaya çalıştık. Daire başına 600 TL
ek ödenek talep edilmiş site yöneticilerinde. Site yöneticileri bunu talep etmiş. Ayrıca her daireye de aylık olarak 140 TL aidat talebi var. Bazı site sakinleri asansörlerin çalışmadığını, temizliklerin doğru düzgün yapılmadığını ve burada mevcut 34 tane çalışanının da işten çıkartılması için baskılar uygulandığını, mevcut olan güvenlikçiler ve temizlikçilerin işten çıkartmak için girişimlerde bulunduklarından dolayı buna tepki göstermişler. Dün akşam gece saat 3 gibi burada büyük bir eylem vardı. Hala içeride çevik kuvvet bulunuyor. Biz içeri girmedik. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizim normalde site yönetimine bunu söylememiz lazım ama mevcut site sakinleri site yöneticilerini zaten istemiyorlar. Onlar da burnunda soluyor. Böyle bir sıkıntı var. Nasıl gidip içeri gireceğiz anlatacağız. Onu sizlerle paylaşmak istedik. En azından bizi takip ederseniz. Bu... Öyle mi? Peki. Girebilirsiniz. Sizi o zaman sizi bir konuşturalım. Evet gel. Şimdi girmemiz problem de sonuçta. Orada da olsak, burada da olsak konuşacağız. Evet. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, benim ismim Funda. 30A blok temsilcisiyim. Evet. Kiptaş'ta oturuyorum. 10 senedir evim burada ama gerçekten yani masraflar çok fazla. Yani millet hiçbir kimse kabul etmiyor. İzdiham yaşandı resmen akşam burada. Yani bir cenaze de olabilirdi, ölüm de olabilirdi yani. Allah korusun. Çelik kuvvetler sağ olsun çok destek verdiler yani. Bayağı bir dağıtmaya çalıştık ama halk sakinleşmiyor yani. Kesinlikle bu kadar para nereye giriyor diyorlar. Daire başına 600 TL doğru mu? Hayır. 760 TL dediler. Artı 170 TL de şey asansör için. 170 TL evet, asansör. Evet asansör. 750 TL de şey işçileri çıkarmak için istediler. 1000 TL'yi buldu hemen hemen. Bu da milleti çıldırttı zaten. 140 lirada her ay aidat veriyoruz 75 metrekare gibi bir yere. 75 metrekare 140 TL aidat ödüyoruz. Evet. Yani istediğimiz yeterli bir temizliği de almıyoruz. Şu anda gerçeğe gerçek yani şu an sırasıyla konuş. İşte ama bunlar şu anda ne yapıyor? Şu anda böyle kendi açıklarını kapatmak için. Siz tanıyalım. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ben site sakiniyim. Şu anda hani kendilerinin açıklarını kapatmak için böyle bir plan yaptılar ama yemedi. Artı şu var adam getiriyor buraya. Burası şey yani burası bir şey değil ki burası getirmişsin bodyguard kuruyorsun. Her toplantıda 10 tane şey koyuyor oraya. Bodyguard. Ne demek oluyor yani? Sen resmen bir tehdit yapar gibi iş yapıyorsun. Doğru mu? Peki. İsterseniz sitenin içinde diğer komşularımızın da görüşlerini alalım. Peki. Bence... Gerçi burada biz birçok kişiyle yani konuştuk. Çok acılı insanlar var yani. Bence siteyi ziyaret etseniz evet. Daha mantıklı olur. Ben şimdi burada yayınımı gerçekleştirdim. Mikrofonu uzattık bazı site sakinine. Tabii tek tek daire gezme şansımız yok. Hayır, onu da size hani belirtiyoruz. Evet. İsterseniz girişe girebilirsiniz. Yani güvenlik falan sorabilirsiniz. Hani tamam canım. O akşam orada. Adı ne senin? Adı ne senin? Benim adım Ahmet. Ahmet Albayrak. Ahmet Albayrak. Evet. Güzel bir ismin varmış. Kaça gidiyorsun? 7'ye geçtim. 7'ye geçtin. Nerede oturuyorsun? Kiptaş'ta. Kiptaş'ta oturuyorsun. Hangi blokta oturuyorsun? A4'te oturuyorum. A4'te oturuyorsun. Evet. Aidatlardan haberin var mı? Var. 200 TL olacak. Diğer 140 TL'ydi. Hı-hı. Ondan sonra bir de eski şirket yüzünden şeyden olacaktı. Bazı personel çıkarttı. Bazı personel çıktı. Hı-hı. O çıkan personellerin de tazminatlarını toplamak için bizden 600 TL alacaklardı. Bunları... Aferin sana ya. Aferin sana. Aferin. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dinim. Dün de zaten bazı site sakinleri ayaklandı. Toplandılar site yönetimin ön tarafında site müdürünün kafasını yardılar. Allah Allah. O kişi zaten arabasıyla kaçtı. Ondan sonra zaten polisler falan geldi. Olaya müdahale ettiler. Gece 12.30-12.34 gibi olay bitti. Yani... Aidatların düzelmesini istiyoruz. Yani bizim de şeyimiz. İsteğimiz bu. İsteğimiz bu. Teşekkür ederim. Hani derler ya, haberi çocuktan al demişler. Doğru söylemişler. Olayı özetledi. Neydi adın? Ahmet. Ahmet Albayrak açıkladı. Sevgili izleyenler, Arnavutköy, Hadımköy, Kiptaş birinci etap konutlarının bulunduğu yerdeyiz. Ön tarafındayız, bahçesinde daha doğrusu.
Kiptaş Konutları'nın hemen önünde bulunan bir çocuk parkı var. Biz de bu çocuk parkında canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Dün akşam burada eylem vardı. Sitenin içerisinde eylem vardı. Çevik kuvvet olaya müdahale etti. Polis müdahale etti. Site sakinleri site yöneticilerine karşı tepki gösterdiler. Tepki göstermelerinin sebebi de aidatların 140 TL'ye çıkartılması ve bir defasına mahsus, bir seferliğine mahsus 600 TL daire başına 600 TL talebi olmuş site yöneticilerinin. Bunun sebebi de şu: mevcut 34 çalışanın işten çıkartılıp tazminatlarının bu şekilden ödenebileceği konuşuluyor. Bunu biz burada bugün mikrofonumuzu uzattık. Site sakinleri açıkladılar, dile getirdiler. 26'sında, bu ayın 26'sında da tabii bir kongre olacak. Tekrar yeni bir seçim olacak. Seçimde yönetimin tekrar değişmesi yönünde adım atılacak. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Dün akşam gece saat 11 gibi, 12 gibi biz Kiptaş Konutları'ndaki yaşanan olayları görüntü olarak geçmiştik. Olayı yerinde görelim, site sakinleriyle konuşalım istedik. Vatandaşlarla konuştuk. Bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın farklı bir yerde, farklı bir noktada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bugün gündemi değerlendirmedik. Artık yarına devam etmiş olacağız. Yeniden görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam. Bülten gerek yok ya, bu yeterli.